Allah'a emanet. Yusuf oğlum. Neyse, bana da müsaade. İlaca devam. Ara versen birkaç gün. Niye ki? Ağrıları iyi geldi de... ayıptır söylemesi... kurdeşen gibi kırmızı bir şeyler döküyorum. Demek solisilat miktarı ağır geldi karaciğere. Herhalde. Ben size en iyisi yeni bir tertip yapayım. Ay, zahmet oluyor size her gün. Canım, ne zahmeti? Ne demişler? İnsan araya araya bulur. Yaşa Saadettin Bey! Bravo! Tıpkı bizim nizam atışımız gibi. Sağ olun, var olun Saadettin Beyciğim. Elleriniz dert görmesin. Valla hayır dua edeceksen bana Leman Hanım... havanın durmasın de. Ben yeni tertibi bu gece Yusuf'a yollarım. Siz onu bir tecrübe edin, yarın bana uğrayın. Tabii gelirim. Tecrübe tahtası oldum ama... derdime çare buluyorsun deme lazım. İyi günler size. Güle güle. Aa, bu arada daha canımcığım, Agop'a mercan gibi barbunya gelmiş. Tam ağzınıza layık. Oldu, öyle paydosunu da alırım. Ya, üç harfli bir kelime söylesenize bana. Mürekkep kurutmaya yararmış. Kül olmasın. Olmaz be, sonu heyle bitecek. Rüh, rüh. Ay aşağı usta. Ya, şu gazetenin paçavrasını çıkarıyorsunuz be. Ya, bizim olsa neyse, terzi geçenin. Ya, doktor dediğin tarihi romanlar okur. Tapucu ölüm haberlerini atmeder. Bizim anında tefrikalara dalanmış. Onda mı çok görüyorsun? Yani bu da çapraz kelimeleri halletmese gece uyku tutmaz. Halatını sormayı unuttum kızım, nasıl oldun? Hep öyle Saadettin Bey. Bilhassa gece uyuyacağıma yakın. Hop diye bir şey düşer gibi oluyor içime. Kalp yiyorum muhakkak. Bagatoni kızım, bilmez miyim? Bana başka bir ilaç verseniz, ötekine alıştım büyüğü nedir? Ya ben anlamadım mı sanıyorsun, sen niye geldin? Bak, değişiriz kuralları ha. Hani tövbeler etmiştin? Yoo, değil lan olsun. Of aman of of. Bir defter bu sür geceleri. Kazım Bey sizi bir dinlesen. Fena olmaz. Ben de ne zamandır bir doktora gitmeyi düşünüyordum. Biz varız ya. Kalbi beğenmedim Kazım Bey. İstirahat etmeniz lazım. Ne diyorsun sen Recai? Baktığını mı evet tek başıma? İş olacağına varır. Bizimkisi zaten başkaları ne olmak. Canım ne münasebet. Ben size kalmiyon Saadettin vereyim. Zahmet etme canım. Zahmeti canım. Alo, alo. Dikkat, dikkat. Bu akşam İskele Kazinosu'nda açık sinemada Türkiye'nin en büyük dram ve komedi sanatkarı, memleketin medar iktidarı Sefa Şensoy ve arkadaşlarından üç perdeli komedi Paşa Hazretleri. Ayrıca yakın şarkın eşsiz saz, söz ve dans yıldızı Alev Atanur ve Şermin Hanım'dan şark dansları. Ala Turka, Ala Franga konser. Bu akşam İskele Gazinosu'nda herkes davetlidir. Hayırlı günler. Buyurasın amcacığım. Nedir bunlar evladım? Akşamki oyunun ilanlarıdır. Paşa Hazretlerini oynarız. Kaçta başlar oyun? 8 gibi başlar. Vallahi harika oyundur. Hem siparişi de uygundur. Vallahi hepinizi beklerim. Bu zehir dolabını her gördükçe üzerindeki kuru kafa bana şey hatırlatır. Neyi? Hay Allah. Ölümü? Yok efendim. Elektrik santralini. Yok be. Ha, buldum. Feldmarschall von Mazzini. Harbi Umumi'de Almanların bir fedai alayları vardı. Onların da serpuşlarında aynı böyle ölü kafası bulunurdu. Neden acaba? Esnaiharp'te en tehlikeli vazifeleri bu alayı derüfte ederdi de ölümden pervaları hiç yoktu. Allah Allah. Bendeniz Galicia'dayken bu alayda görev yapmış bir Almanla tanıştım. Obert von Beck. Hitler General Beck diye birini astırmıştı. O olmasın sakın. Yok, bırak gafil. O Galicia'da yaralandı. Sonra da Karlsbad'da ödedi. Rus kuvay milliyesinin güneydoğuda geliştiği harekatta Kazak alayı sağ tarafımızı tehdit ediyordu. Bir dakika. Şu gördüğünüz Obert von Beck'in 9. suvari alayı şurada. Şu da bizim 8. topçu alayı şurada bulunurdu. Rus kuvvet hizaları şu mevkiden üzerimize sarkınca... Ay! Kendi bir şey demedi galiba.
Bak bakalım ne kırılmış. Tamam, tamam. İdrar şişesi kırılmış. Ya o bir şey değil. Orada alkol eter şişeleri var. Ocak yanarken devredi mi diri diri yanarız alimallah. Ay teyzemin kimi kırılan acaba? Bizimki iki sarı maden su şişesindeydi. Benimki zeytinyağı şişesindeydi. İyi günler. İyi günler. Sizde C vitamini bulunur mu? Tabii. Tablet mi ampul mü? Tablet. Naci? Müslim? Sen? Ne arıyorsun burada? Ya sen? Turneye geldim. Nasıl? Sefa Şensoy benim. Hiç Müslim diye komedi aktörü olur mu? Adımı değiştirdim. Hayret. Peki ya sen? Uzun anlatması. Ne kadar bunun fiyatı? 245 kuruş. Buyur. Ay tortuluysa teyzeminkidir. Benimki koyucudu. Koyuda değil de kendi var rengi. Alma yaptın artık Miralayım sende. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun Refet Bey, bu sizin. Saadettin Bey, size. Bu da Ünal'a, İtalya'da. Ver ver. Sen bana ver. Şu resmi zarfı beğenmedim. Ama bekliyorduk bunu zaten. İcra emri muhakkak. Hayır, hükümlü hastası. Elimiz armut devşirmiyor ya. 7 gün içinde itiraz hakkı var. Hemen bir dava hazırlayacağım. Ha bak bu iyi. O ne o? Bizim Şahap Bey'den canım. Hani şu Kıbrıs kızcağız meselesi. Bizim inan için düşmüş. Nasıl? Güzel miymiş bari? Vallahi resim de yollamış. Hiç fena değil. Ahlaki olsunlar. Tabii ya. Ünal duyuculardan değil ki bey. Yakında İtalya'ya gidecek. Seninki de boşuna. Ya hanım o her saatte gitmeye kalkar. Sen bakma ona. Beklediği mektup da o galiba. Cebindeki. Ya siz işinize bakın. Ben güttüğüm domuzu bilirim. Allah Allah. Oğlum senin barışın nasıl oldu? İyi oldu o. Verdiğiniz ilaç iyi geldi Saadettin Bey. Hadi eyvah. Güle güle. Nerede kalmıştık? Topçu ateşiyle düşmanı ikmal konu tıkamış olduk. Bilmem anlatabiliyor muyum? Eder, saygılarımı sunarım. On altı kuruşluk pul. Şuraya. Şuraya da bir zahmet imza. Tabii. Çok güzel. Onun üniversite profesöründen avukatı varsa senin de hukuk müşavirin. Topucu Refet. Bakalım kim kimi maddediyormuş. Sen de mi meşgulun Saadettin Bey? Bir gelsene. Kim bu? Leman Hanım'ın gelini değil mi? Ta kendisi. Kadının Süleymaniye'deki evini, mücevherlerini kül etmiş 2 senede vallahi. İyi günler. İyi günler. Ay siz de pek bulunmaz ama bu sıcakta yeni eczaneye gitmeye kadar üşendim. Hani bir sorayım dedim. Sizde mam bulunur mu? Mam? Kızım mam yok da mum var. Teyzeci değil mi? Ay aynı şey işte canım. İyi mum aynı şey yani. Ver oradan oğlum. Buyurun. Mersi. Buyurun. Ay ne kadar sıcak bir gün değil mi? İnsan neredeyse denizin içerisinde terleyecek. Bizim eczane serin olur her yerde. Kışın ılık, yazın serin. Neyse, Ercüment sizinle görüşmek istiyordu. Buyursun hanım kızım. Aldık kararı biraz önce. Şimdi gidip noterden cevabını isteteceğim. İsterseniz size elden bir kopyasını verebilirim. Yazıklar olsun Ercüment Bey. 40 yıllık hukuku çiğneyip elin yabancılarına avukatlık yapıyor. Aa iş iştir canım, ahbaplık başka. Hakkınız var kızım. Bu muydu? Bırakın! Ay. O 9. kovurdu! Hadi bir kapatın be! Ben notere gidiyorum. Kapanmadan şunu vereyim. Dur dur, harç parası istersin sen. Ya! Alo? Fazilet eczanesi. Tabii efendim, tabii. Oğlum Yusuf, Vicen'i arıyorlar. Bana da müsaade. Buyur ilacını Miralay Bey. Aman kuzum, dikkat et kendine. Eyvallah, eyvallah. Ne kadar? Lafım olur canım, aman valla. Yusuf götürsün mü sizi? Ben giderim.
Bu adam hep geç gelir. Hayırola Saadettin Bey? Telefon var. Hayırdır inşallah. Ben Terzi Biçer. Arşevir Tunes. Vartin İsa'da Şidage. Kalpir Targaran Niyaga. Mektup var mı bana? Yok. Tuhaf şey. Hani ders yapacaktık? Boş ver baba. Biliyorum bunları ben. Ya önce bir şunu bırak benimle konuşurken. Madem biliyorsun. Söyle bakayım. Hamza Ali'nin formülü neydi? Ya vazifesi ne, ne işe yarar biliyorum. Da formüle geçiremiyorum. Ya asıl o lazım mektepte. Ama insanlığı bu lazım. Ya o kuş kafanla müfredat programını değiştirmeye kalktın. Kalacaksın yine bu evi. Artık hatır falan da dinlemez arkadaşlar. Eczane için soruyorlar Saadettin Bey. Ne eczanesi? Satorsun diye duymuştur da şey. Dolapları, ilaçları istor. Nereden çıktı bunlar yahu? Ne bileyim ya. Sen ver şunu bana ver de. Alo. Satılık malım yok benim, tamam mı? Satmıyorum eczaneyi falan. He. Allah bilir nedamet anılırdı benedir bu usta. Hey yarabbim hey. Ay su kaldı galiba kulağımda. Ne yapmalısın acaba? Glisirin. Ay kayaktan düştüğüm zaman oldu herhalde. Yok kızım yok. Daha iyisi kaba çaktır. Nasıl yani? Böyle leblebici külahı gibi. Bir ucunu takarsın kulağına, diğer ucundan yakarsın. Sıcak hava çeker suyu. Aa yapamam yapamam. E korkarım canım. Ay geçti zaten. Kazalı şey. Alatürk usul. Sizde aferin ya da pırırın bulunur mu? Niçin evladım? Gözlerim kanıyordu denizden sonra. İstersen asma yaprağından sana bir pomad yapayım. Ham maddesi hemen şurada hazır. Mersi cicim. Ben hazır Avrupa ilacı istemiştim. Ben size söylemiştim burada bulunmaz diye. Burası hakiki eczanedir sağdın mı oğlum? Klinik eczane. İlaç deposu değil. Hepsinin özü sülfat da yine bunun. Yerlisi de Avrupalısı da. Gerisi çeşme suyu. Hem kendime yaptığından kalmış biraz. İstersen bir dene. Abi dedim canım. Gel ben de anlatırım. Alışıyorumdur ne de olsa. Sizin aklınız için olur. Ver oradan oğlum göz almasını bak böyle. Tamam usta. Hadi hadi. Ay vallahi ben bu eczaneyi öbüründen daha çok seviyorum. Ne demezsin cicim? Turist gözüyle baksan antika bile denebilir. Eczaneden çok aktar dükkanına benzer. Benim küçüklüğüm buralarda geçti. Jean Su Desebuse yani. Ay şu klipsim açıldı. Rica etsem biriniz ritler misiniz? Çekil oradan. Tamam kızım. Saadettin Beyciğim, bir telefon edebilir miyim? Tabii kızım, tabii. Ay çok mersi. Alo. I want to talk to Mr. Frisbee. Ha siz misiniz Ayşe Hanımcığım? Ay benim ben. Melda, referans için rahatsız ediyordum. Ha, öbür gün açıklanacak demek listeler. Oh, oh, çok iyi. Ay, inşallah umduğum gibi olur. Ay, çok mersi. Ay, çok çok mersi. Bir iş oluyor galiba. Hangi iş? Fulbright bursu canım. Demedim mi size? Bu eczane uğurludur diye. Amerika'da ne tahsil edecektiniz? Bir tezim var ya. Ne üzerine? Amerikan Kuzey Eyaletleri Halk Edebiyatı'nın Amerikan Güney Eyaletleri Edebiyatı'na tesirleri. Nasıl ama? Çok garip. Benim de Brezilya Halk Şarkıları koleksiyonu var. Görmek ister miydiniz? Ay çok isterim ama şimdi gitmem lazım. Belki öğleden sonra. Saadettin Beyciğim, annemin kusuruna bakmamanızı rica ederim. Neden? Ay inatçıdır çok.